meşakkat çekti. Emeklerine sağlık. Emeklerine sağlık. Pardon. 83 yıl sonra ilk defa deniz suyu kapımız oldu. Çok şükür. Tebrik ediyorum. Yani inanılmaz büyük bir proje. Gerçekten hani milli proje. Uluslararası suda bayrak dalgalandırmak, özellikle Doğu Akdeniz'de hakikaten çok büyük diplomatik bir atak. Bak, ve bunu yapan tek belediyesiniz. Çünkü Türk biz bayrağını dolaştıran. 20 yıl esaret altında kalmış, bağımsızlık mücadelesi vermiş ataların torunlarıyız. Bağımsızlığın ne demek olduğunu biliyoruz ve bu bağımsızlığımızı da hem Baki olsun istiyoruz hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Sizin bu bayrağı dolandırmanız o yüzden Doğu Akdeniz için çok önemli bir hamle. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir şey yok yani. Biz devlet bakiyesi olan bir belediye başkanıyız. Yani. Evet. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. 48 yıl önce savaşmaya gittik. Şimdi de o sağlanan barıştan dolayı gidiyor. Siz, evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Gazeli olarak size minnettarız. Yolumuz açık olsun. Sağ ol başkanım. Takmayın, yolumuz açık olsun. Nereden gireceğim Kıbrıs'a? Evet, bugün aynı zamanda bugün Allah razı olsun başkanımızdan. Eyvallah. Allah razı olsun. O zaman soydaşlarımızı kurtarmaya gittik. Gençliğimizde pek bunu bilmiyorduk. 1974'te o kadar sıkıntılı bir ülkemizin zamanında tankımız, topumuz, tüfeğimizi bir muzmul yapamıyorduk. Şimdi ise oralığa seyrana gidiyoruz. Barışçı yaptığımız yerlere, o topraklara, huzur getirdiğimiz topraklara gezmeye gidiyoruz elhamdülillah. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Mutluyuk, çok gururluyuk. Mavi vatan diye bir vatan bahşettik ülkemize. İnşallah kıymatımızı bilirler yavrum. Bugün iki kardeş belediye, aynı zamanda iki kardeş devletin deniz üzerinden ilk defa Hatay'dan gelen bir deniz otobüsüyle buluşmasını izliyoruz. Gerçekten de en çok Hatay'ın olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz istedik ki gönüllerimiz yakın ama fiziken de artık sadece uçaklarla değil deniz otobüsüyle de her iki taraftan insanlar birbirine her amaçla, turistik amaçla, eğitim amaçla, ticari amaçla neyle gidebiliyorsa gitsinler. Bugün de ilk seferimizi saat 11.20 geçe başlattık. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuk sonunda biz Girne'ye ulaştık. Bundan sonra haftada 2 gün Hatay'dan Girne'ye, Girne'den Hatay'a bizim deniz otobüsleri seferler olacaktır. Hem öğrencilerimize hem çalışan hem de turistik amaçlı giden insanlarımıza hizmet edecektir. Her iki ülkemize, her iki şehrimize hayırlı olsun diyorum. Hatay Büyükşehir'in çok değerli başkanı, eşleri, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, şahsım, belediye meclis üyelerim ve şehir halkı adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Bu seferin güzel bir başlangıç olacağından hiçbir şüphem yok ve inanıyorum ki
buradan kurulan, deniz yoluyla kurulan bu bağ nedeniyle iki şehir arasındaki insan sevgisi, insan coşkusu daha da artacaktır. Ben bu alanda emek harcayan herkese, başta belediye başkanımız Lütfi Savaş beyefendiye, ekibine çok teşekkür ediyorum. Yıllardır konuşulan ancak bir türlü adım atılmayan bir konuydu. Gerçekleşmesi bizim açımızdan da çok önemlidir. Burada eğitim gören, ticaret yapan, turizm amaçlı gelen pek çok Hataylı insanımız vardır. Onlar da bu vesileyle, bu yolu kullanarak Girne'ye daha emniyetli ve daha kolay yoldan geleceklerine inanıyorum. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade eder. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Başkanım buradayız. Evet.